Efendim. Buyurun Sayın Savcım. Evet. Anladım efendim. Siz nasıl uygun görürseniz. Saygılar. Oğuz Bey. Oğuz Hanım. Benden böyle bir şeyi nasıl saklarsınız? Lütfen sakin olur musunuz? Sakin olamıyorum. Sakin olup jandarma komutanlığına neden bağıra çağıra girdiğinizi anlatırsanız ben de size bir cevap verebilirim. Ebru, sakin ol. Oğuz'un mutlaka bir açıklaması vardır. Oğuz Bey, Murat'ın cüzdanını bulmuşsunuz ve kendine vermişsiniz. Tekrar soruşturma açılmış. Ve karısı olarak benim bundan hiçbir şekilde haberim olmadı. Ben sizden bir açıklama bekliyorum. Lütfen oturur musunuz Ebru Hanım? Ebru, geç şöyle oturalım, konuşalım. Ebru Hanım, sizi de Kadriyana'yı da kesin olmayan bir durum için umutlandırmak istemedim. Aslında bunu kendi ağabeyi söyledi. Siz de kendi ağabeyi lafıyla hareket ettiniz, öyle mi? Aslında kendi ağabeyin söylediği mantıklı. Kesin olmayan bir şey için bir umuda bel bağlayıp sizleri üzmemekti niyetim. Aslına bakarsanız haklı olduğum da ispatlandı. Ne demek o? Az önce savcı bey aradı. Araştırmanın durdurulmasını emretti. Bundan cüzdanın suyun yükselmesiyle karaya taşınmış olabileceğine karar vermişler. Siz de kusura bakmayın. Sinirlerim bozuldu. Siz de haklısınız. Yani sinirlerinizin bozulması konusunda. Benim asıl garibime giden bunu kendi albaya söyler söylemez suyun yükselme meselesini ortaya atması. İnsan ne kadar mantıklı olursa olsun ufacık bir umuda bel bağlar. Kendi albayım bu kadar soğukkanlı olması benim biraz tuhafıma gitti. Yani siz Kendall'ın Murat'ı öldürme ihtimali olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ben görevim gereği tüm ihtimalleri göz önünde bulundurmak durumundayım. Ve açıkçası bu durumda hiç normal değil. Ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Kendall'ın Murat'ı öldüreceğine inanmıyorum. Yani bunu Kendall'dan bile beklemem. O kadar da değil. Babam tatil için sizinle birlikte neden benim adım vermiş? Herhalde seni bizimle... yani en çok da kardeşlerinle tanıştırmak için. Madem öyle, neden intihar etti ki?